Merhaba arkadaşlar, ben Ayfer Cemail, Renacı İlköğretim Okulu öğretmeniyim. Bugün 7. sınıf öğrencilerle matematik dersi yapacağız. Bugünkü konumuz eşkenar ve ikizkenar üçgende Pisagor bağıntısının uygulaması. Neleri öğreneceğiz? Pisagor bağıntısını uygulayarak ikizkenar ve eşkenar üçgenin yüksekliğini hesaplarız. Önceki derslerde gördük, kare ve dikdörtgeni de uyguladık. Yani her nerede çıkarabilir, çıkarabilirsek bir dik üçgen orada Pisagor bağıntısını uygulayabiliriz. Şekilde bir tabanı A ve yan kenarları B olan bir ABC ikizkenar üçgeni verilmiştir. Gördüğünüz gibi yani budur bir eğer bilirseniz yani unutmadıysanız hatırlayalım üçgen özelliklerini. Eşkenar üçgende ve ikizkenar üçgende yükseklik tabana diktir ve tabanı iki eş parçaya ayırır. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Ve yüksekliğini çektiğimizde şurada bir dik açı oluşur. Yani görüyorsunuz ki hemen şurada bir dik üçgen vardır. İkiz kenar üçgenimiz bu. Alalım şu dik üçgeni şuradan yana aldık, inceleyelim. Görüyorsunuz şimdi şu kısım, şu üçgenin bu tabanı değil. Artık bütün A, A'nın yarısı kadar. Çünkü dedik yükseklik şunu iki eş parçaya ayırıyor. A bölü 2, şuradadır bir yan, ikiz kenar üçgenin yan kenarı B ve yükseklik H şu üçgen için biz Pisagor bağıntısını yazalım. Dik açının tam karşısındaki kenar B kenarı nedir bu? Bu üçgenin hipotenüzüdür. Bağıntıyı nasıl yazacağız? B kare eşittir. Dik kenarlar hangileri? H ve A bölü 2. H kare artı A bölü 2. Yani B kare eşittir. Dik kenar ve diğer dik kenar karenin karelerinin toplamı. Eğer ki B, H'yi bilmiyorsak o zaman nasıl bulacağız H'yi? H kare hipotenüzün karesinden çıkaracağız A bölü 2'nin karesini. Ya da A'yı bilmiyorsak o zaman böyle sıralarız. A bölü 2 kare eşittir. Yine hipotenüzün karesinden çıkarıyoruz diğer ...dik kenara, hipotenüsün karşısından diğer dik kenara. Yani şu üç bağıntıyı kullanırsınız ikiz kenar üçgen için. Geçelim bir örnek. Ee, örnek yapalım. Tabanı 8 cm ve yan kenarı 5 cm olan ikiz kenar üçgenin yüksekliğini hesapla. Tabanı, bütün bu taban A 8 cm, yan kenarları 5 cm... H'yi bilmiyoruz. Şu dikici üçgeni yine aldık yana. Şurada inceleyelim. H'yi bulacağız. Önce yazalım Pisagor bağıntısını. Hipotenüzün karesi eşittir. H kare artı A bölü 2 kare. Sonra oradan ne dedik? H kare neye eşittir? Hipotenüzün karesinden çıkaracağız. A bölü 2 kare. Yani önce bağıntı yazıyoruz. Pisagor bağıntısını. Hipotenüzün karesi. Daha da sonra Buradan h kare eşittir b kare eksi a bölü 2 kare eşittir. B, b'dir 5 santimetre, 5 santimetre paranteze alıyoruz çünkü birimi de var. Eksi 8 santimetre bölü 2 kare bu kısım a bölü 2 yani bütün bu 8, 8 bölü 2 bütün kare paranteze yine alıyoruz. 25 santimetre kare 8 bölü 2, 2 4, 4'ün karesi 16 yazdık. Çıkarıyoruz 9 santimetre kare. Sadece H 9 santimetre karenin karekökü H 3 santimetre oluyor. Bu idi ikiz kenar üçgende Pisagor bağıntısını uygulamak. Şimdi bakalım eşkenar üçgende. Burada yanlış olmuş. Eşkenar üçgende uygulanması. Şekilde kenarı a olan bir eşkenar üçgen eşkenar üçgenin bütün kenarları eşittir. Dediğimiz gibi burada da yükseklik c'den çekilen yükseklik ya da dikme karşı kenara diktir ve iki eş parçaya ayırır. İnceleyelim sadece bu kısmı. Bakalım şurası için şimdi Pisagor bağıntısını yazalım. Dik açı şurası. Dik açının tam karşısındaki kenar en uzun kenar A'dır. Hipotenüs burada. Hipotenüsün karesi eşittir dik kenarların karelerinin toplamına. Yani H kare artı A bölü 2 bütün kare. Pisagor bağıntısını yazdık. Eğer ki H'yi bilmiyorsak o zaman nasıl buluyoruz? H kare eşittir A kare bölü A bölü 2 bütün kare eğer görmek istiyorsak sonuç kaçtır ama yine de tekrarlıyorum ezberlemek bunları hiç de kolay değil ve uygun değil. Şunu ezberleyene kadar en iyisi şuradan her zaman başlanırsınız. Yani h kare eşittir a kare a bölü 2 kare kare kökünü bulmuş. Burada işlemleri yapmış. Karesini a kare bölü 4 olmuş. Ee, sayı kes aynı paydalarını eşitlemiş 4a kare eksi a kare bölü 4 3a kare bölü 4 kare kökünü almış ne kalmış a kare kökü 3 bölü 2. Ama siz en iyisi şuradan her zaman buradan başlıyorsunuz. Üçgeni bakıyorsunuz dik üçgen ikiz kenar eşkenar hangisi ise bu formülden en kolayı o. Örnek bakalım kenarı 8 cm olan eşkenar üçgenin yüksekliğini hesaplayınız. Bütün kenarları 8 cm. Yüksekliğini bilmiyoruz. Bu kısmı, bu üçgeni ayırdık şuraya. Şunu inceleyelim. H bilmiyoruz burada. Yani dik kenarlardan birini bilmiyoruz. Dik açı tam karşısındaki kenar, en uzun kenar hipotenüzdür. Hipotenüzün karesi eşittir. H kare artı A bölü 2 kare bağıntısını yazıyoruz. Yani çok daha kolay böyle yazmak, da sonuca varmak yoksa ki formülü ezberlemek daha formülle doğrudan formülle gitmek. A 8 cm kare eksi 8 cm bölü 2 kare. 64 8'in karesi 8 bölü 2'dir. 4, 4'ün karesi 16. Çıkardı 48, 48'in karekökü yoktur, o yüzden çarpanlara ayırıp çarpanlardan birini kök dışında alıyoruz. 4 karekökü 3 santimetre. Bağımsız çalışmalar için şu örnekleri çözersiniz. Bugünkü dersimizin sonuna da geldik arkadaşlar. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere, hoşça kalın.